Suriye'deki mevcut gelişmelerin bir yönünün Türkiye'nin iç dinamiklerinde izlenen, özellikle topluma pompalanan Suriyelilerin bir bütünü suçlu görülmesine dayanan politikaların bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. En son Kayseri'de bir Suriyelinin küçük bu kıza taciz etti ya da tecavüz etti iddiasıyla başlayan hareketlilik orada Suriyelilerin bütününe yönelik bir saldırıya dönüştü. Bu anlayış aslında devletin başından beri izlediği Suriye politikasının içteki bir yansımasıdır. Birincisi şunu çok net olarak söylememiz lazım ki bir eylemden yola çıkarak bütün Suriyelilerin ya da mültecilerin suçlu görülmesi son derece yanlış ve tehlikelidir. Özellikle Kayseri gibi milliyetçi dalganın yüksek olduğu bir yerde böyle bir eylemin gerçekleştirilmiş olması ve saldırının üst boyuta çıkmış olması önümüzdeki dönemde Türkiye'de nasıl bir süreçle karşılaşacağımızı gösteriyor. Hiç şüphesiz ki Suriyelilerde ya da başkalarında, bunlar Türkiye'de biri de olabilir. Cinsel taciz, tecavüz gibi saldırılar karşısında toplumun reaksiyon göstermesi normal ama bunun toplumsal olarak bir şiddete dönüşmesi, bir toplumun bütünüyle cezalandırılması son derece tehlikeli, yanlıştır. Türkiye'de milyonlarca Suriyelinin yaşadığı bir yerde bu saldırı hem İşte ciddi bir çatışma alanı yaratacaktır. Hem de reaksiyoner olarak komşumuz sayılan Suriye'de bir tepkiye yol açacaktır. Onun için zamanlanması bakımından bir tesadüfü olmadı. Reaksiyoner olarak buradaki tepkinin reaksiyoner bir karşılığı olduğunu gösteriyor. Bunun önlemi doğru politikalara alınmazsa bütün bir olaydan yola çıkarak bütün Suriyelilerin hepsini aynı kefeye koyup suçlu görülürse yarın hem Türkiye'nin özellikle sınır illerinde Suriye'nin çok yoğun yaşadığı Gaziantep, Mersin, Adana, Hatay, Kilis, Adıyaman gibi yerlerde çatışmaların yoğunlaşacağı anlamına gelir. Hem de yanı başımızda Suriye'de reaksiyoner tepki çok daha sert olabilir. Bu bakımdan bir bağlantısının olduğunu, bir reaksiyoner bir davranış olarak tepki gösterildiğini söyleyebiliriz. Bunun eş zamanlı olması bir tesadüf olmadığı anlamına geliyor. Bu yaşanan sürecin aslında 2010 yılından 11 yılından 2024 yılına kadar 13 yıllık süreçte bir eylem dahi Türkiye'nin Suriye politikasının çöktüğü anlamına gelir. Siz oraya o kadar yatırım yapıyorsunuz. Askeri, ekonomik, sosyal yatırımlar yapıyorsunuz. Bir reaksiyoner davranışla sizin bayraklarınız yakılıyor. Askeri güçlerinize karşı silahlı saldırılar oluyor. Demek ki bugüne kadar izlediğiniz siyasetin aslında başarısız olduğunu, yanlış olduğunu gösteriyor. Şimdi Türkiye bölgeden çıkmak istiyor. Suriye'den çıkmak istiyor. Çünkü Suriye'nin artık mevcut yönetiminin Arap Birliği tarafından resmi bir güç olarak kabul edildiği, tanındığı, Arap Birliği'ne yeniden dahil edildiği, Arap ülkelerinin, özellikle Suudi Arabistan'ın Esad'ı davet ettiği bir yerde Türkiye'nin Suriye'de kalmasının artık hiçbir politik ve anlamı kalmadığını, uluslararası ilişkilerde, bölgesel ilişkilerde özellikle kendisini zor durumda kalacağını gösteriyor. Bu bakımdan yeni bir Astana süreci başlatıldı. Hakan Fidan Moskova'ya gitti, Putin'le görüştü. Sayın Cumhurbaşkanı da Putin'le görüşecek yeniden. Astana formatından yeni bir süreç başlatılacak. Ve Sayın Cumhurbaşkanı ne söyledi? Sayın Esed'le biz geçmiş olduğu gibi şimdi de görüşürüz. Aylar olarak da görüşebiliriz. Aynı zamanda Rusya'nın önerisi üzerine yeni sınır kapıları açılmaya başlandı. Ve Türkiye aslında daha önce de konuştuğumuz, tartıştığımız, ifade ettiğimiz gibi orada ön koşul olarak bir şart ileri sürüyor. Kürtlerle ilgili bir tasarrufu kullanacak. Onun dışındaki bölgelerin hepsine çekilmek istiyor. Çünkü bir bölgeyi siz 10 yıl, 15 yıl de facto bir şekilde kontrol altında tutarak, fiilen işgal ederek bir değişim yapamazsınız. Şu andaki saldırılarının bir çatışmanın olduğu yer neresi? Elbap bölgesi. Elbap geçmişte DAEŞ'in, IŞİD'in etkin olduğu bir yerdeydi. Şimdi Hayati Terör Şam'dan tut Murat Tuaylarına kadar hemen hepsinin bulunduğu bir bölge. Ve doğru olarak da burada devlet Türkiye'nin askeri güçlerine karşı bu düzeyde bir saldırının oluşması Türkiye'nin dış politikasının, Suriye politikasında bugüne kadar izlediği siyasetinin iflas ettiği anlamına gelir. Türkiye burada daha çok radikal İslamcı örgütlerden, bunların bir kısmını Özgür Sürdü ordusu içine alarak bir kontrol mekanizması oluşturdu. Ve fiilen buralarda kendi vilayeti gibi, ilçeleri gibi hareket etmeye başladı Türkiye. Türkiye TL kullanılıyor, kaymakamlıklar açılıyor. Türkiye'deki üniversitelerin yüksek okulları, fakülteleri açılmaya başlandı. Yani Türkiye de facto bir şekilde aslında planlaması buraların kendi toprağı olduğu algısını oluşturmaya çalıştı.
Böyle düşündü. Ama bölgedeki gelişmeler, Suriye'nin iç dinamiklerine baktığımız zaman artık bu sürecin böyle yürümeyeceği görüldü. Ve Türkiye'nin desteklediği güçler bugün Türkiye'ye yönelik bir tehdit oluşturmaya başladılar bölgede. Ne diyor oradaki açıklamalardan bir tanesi bağırıyor. Siz bizi Esad'a sattınız. İsterseniz biz de sizin PKK yani PYD'ye satalım demek istiyor. Esad'a ve işbirliği yapamazsınız. İttifak yapamazsınız. Esad'la barışamazsınız diyor. Biz buna izin vermeyeceğiz. Bu biçimiyle aslında Türkiye'nin izlediği Suriye politikasının kendisinin kontrolünde olmadığını gösteriyor. Aynı şekilde Azez bölgesinde, Afrin bölgesinde, İdlib bölgesinde çatışmaların yoğunlaştığı ve bunların basına sızmaması için de Türkiye'nin bölgedeki internet sistemini kesti söyleniyor. İddia ediliyor, belirtiliyor. Sanırım böyle bir uygulamaya da geçirmiş. Mesele oranın kimin bilip bilmemesi değil. Uluslararası kamuoyunda bunun bilinmemesi meselesi değil. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu politikanın çöküşü ve başarısızlığıdır. Bu bakımdan Türkiye uzun süredir bunu görüyor. Esad'la görüşmenin yollarını arıyor. Ama Esad görüşmüyor. Birinci mesele bu. Esad diyor ki işgal ettiğin yerlerden çıkacaksın. Özellikle İdlib'den Hedi Tarih Şam'a birden desteği çekeceksin. Buradaki askeri gücünü çek. Biz Hayati Terişan'la hesaplaşırız. Bunlar olmadan bizim bir araya gelip bir çay içmemizin bir gereği yok. Çünkü bizim tek gündemimiz var. Suriye'deki Türkiye'deki askeri güçlerin çekilmesi. Bu konuda bir taahhüt, resmi bir açıklama yapmadığını sürece görüşmem. Kime rağmen? Putin'in baskısına, talebine rağmen bu gerçekleşmiyor. İşte bugünkü ortaya çıkan olaylar Türkiye'nin strateji değiştirmeye başladığını, bir biçimiyle radikal İslamcı örgütleri düne kadar destekledi, bu militan grupları terk etmeye başladı. Esad'da yeni bir süreç başlatmak istedi ve buna karşı da oradaki radikal İslamcı örgütlerin ortaya koyduğu bir tepki hareketidir. Şimdi burada Türkiye ne yapacak? İstihbarat ya da ordu ya da hükümet bunlara gidip bir anlaşma mı yapacak? Geri adım mı atacak? Yoksa hızlı bir şekilde bu bölgeleri Esad'la anlaşarak Şam yönetimine devredecek. Bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ama ortaya çıkan tablo Türkiye'nin 13 yıllık izlediği siyasetinin artık fiilen iflası anlamına geldiğini ve yeni bir Astana sürecinde buraları apar topar hızlı bir şekilde Esad'a devretmek için yeni bir hazırlık yapılacağı anlamına gelir. Tabii Türkiye açısından en önemli unsurlardan bir tanesi bu. Türkiye daha önce İran ve Rusya üzerinde Şam'a gönderdiği mesaj şuydu. Biz bu bölgelerden çekileceğiz. Rusya'nın denetiminde Esad'a teslim edeceğiz. Ama siz de hiçbir şekilde Kamışı yönetimiyle ilişki içerisine girmeyeceksiniz. Bunlara bir statü vermeyeceksiniz. Tek koşulu bu idi. Şimdi gelinen aşamada buradaki iç çatışmalar, bölgesel çatışmaların yani Elbap, Afrin ve İdlib'deki çatışmaların yaygınlaşması demek Esad'ın ittifak yapacağı güçlerden bir tanesinin Kürtler olacağı anlamına geliyor. Örneğin bu çatışmaların bir kısmının Afrin'de, Azez bölgesinde olduğu söyleniyor. Bu bölgelerde PYD'nin bu sürece dahil olduğu söyleniyor. Tabii henüz teyit edilmemiş bilgiler. Özellikle bu bilgilerin teyit edilmemesine rağmen kamuoyuna yansıyan özellikle Afrin bölgesinde toplumun önemli bir kesimin PYD ile ilişki içerisinde olduğunu ve orada aktif destek aldığı biliniyor. Hem Afrin bölgesinde hem de Şam'la Kamış arasındaki ilişkilerde bu sürecin hızlanacağı anlamına geliyor. Çünkü eğer orada iç çatışma başlarsa yani daha çok İslamcı gruplarla Türkiye arasında bir çatışma başlarsa İslamcı gruplarla Esad rejimi arasında yeni daha üst düzeyde bir kontrolünden çıkmış bir çatışma başlarsa oradaki dinamik en önemli dinamik gücün PYD olduğu dikkate alındığında Esad PYD ile çok daha yakın ilişki kurarak yine bu İran ve Rusya üzerinde olacaktır. PYD'nin Demokratik Suriye güçlerinin yani Kamışlı'nın pozisyonu çok daha güçlenecektir ve çözüm süreci kendi iç dinamiklerinde Suriye'nin iç dönemlerdeki dinamiklerindeki çözüm süreci çok daha hızlı olacağı anlamına gelir. Kürtler bunu pozitif bir şekilde değerlendirebilirler. Aynı zamanda Türkiye'nin Kamışlı'ya yönelik uygulamak istediği baskı da burada geri plana düşecektir. İki nedenlerden biri. Bir, Türkiye ile İslamcı güçler arasında bir çatışma alanının oluşmaya başladığını gösteriyor. Bugün durulsa da gidip orada bir anlaşma yapılsa da bu çatışmanın nesne zemini artık oluşmuş durumdadır. Karşılıklı güven problemi netleşmiş durumdadır. Hem Türkiye bunlarla uğraşacaktır. Hem de Suriye ile yani Esad rejimiyle Kürtler arasında Demokratik Suriye güçler arasındaki ittifaka Türkiye gereğinden fazla müdahale edilemeyecektir. Bu bir avantaja dönüşebilir.